Merhaba dostlarım. Hepinize kolay gelsin. Bu arada artık yalnız çalışıyorum. Neden yalnız çalışıyorum? Çünkü İvan tutuklandı. İvan tutuklandı. Hapiste şu an. Neden tutuklandı diye merak ederseniz İvan, başa dönelim biz. İvan son zamanlarda işe geç gelmeye başlıyordu. İvan işe geç gelince dedim ki oğlum dedim, bak işe geç gelme, bak 2 yıldır böyle çalışıyorsun. Böyle olmaz. Ya zaten ben 2 yıl bile çalıştığına inanamıyordum. Çünkü neden? Yani bir Brezilya'nın doğru düzgün 2 sene çalışması zor yani. Diyordum ben kendisine, oğlum erken gel. Tamam abi. Neyse bu son zamanlarda işe geç geliyor. Geç geldiği gibi de ben şimdi sabahları 100 şişe dağıtıyorum. 7 ile 8.5 arası. O 30 şişe dağıtıyor. 7 ile 9 arası. Yani 30 şişeyi 2 saatte dağıtıyor. Sonra bana geçen gün dedi güvenlikçiler, ya dedi İvan dedi geç aşağıda oturuyor, tuvalette oturuyor, orada oturuyor, burada oturuyor diye bana söylüyor. Ben de bunu birkaç kez yakaladım ve uyardım, bir daha böyle yapma. Neyse son gün çalıştığımız gün, son gün işte cumartesi gelmedi şey. Cumartesi gelmediği gün cumartesi hesapları toplamaya başlıyordum. Ya dedi ki, aa burada şişen var. Ya dedim ben sana şişe bırakmıyorum. İvan şişe bırakmıyor size. Yok bırakıyor. Ne zamandır belli bırakıyor? 2 aydır belli bırakıyor. Meğerse 5-6 şişe fazla götürüyormuş. Benim buradan haberim yok. Tabii 2 yıldır belli çalıştığı için güvenlikten. Ben de meğerse bunun gibi 5-6 şişe yeni müşteri bulmuş. Ama bana bir türlü söylemiyor. Neyse velakin o gün ben bardak taşçı bir daha dedim İvan gelme. Neyse ondan sonra gelmedi. Annesi aradı, kardeş aradı. Dedim yok. Ben söylemedim ne yaptığını. Ve bir iki kez de benim cüzdanımdan para çalırken yakaladım. Ona da göz yumdum, bir şey demedim. Bu son damlasını taşırdı yani. Neyse aradan bir hafta geçti, 10 gün geçti. Kardeşi geldi yanıma. Ya dedi İvan dedi 2 kilo dedi. Beyazdan yakalandı. Ya ne olacak? Ya yardım eder misin? Lan. Niye yardım eder misin? Ya dedi, polise gidip ifade verir misin? Bu benim yanımda çalışıyor. Efendidir, dürüsttür. Ona kefil olur musun? Dedim kefil olmam. Neden? Dedim ben evde kamera vardı, mutfakta kamera vardı. 2 kez dedim parayı çaldı dedim. Bu bir. 4-5 tane yeni müşteri bulmuş dedim. Bana haber vermiyor. Parayı ingregatlı yapıyor. Yani götürüyor. Bana söylemiyor. Bu 2 işe geliyor. Bu 3 söz dinlemiyor. 4 bir de şişeleri geç dağıtıyor dedim. Bu 5 dedim. Yani dedim bunu ben kabul edemem dedim. Hiç kusura bakma dedim. Dedim. Bir de başımı dedim ben polis dedim şu kafaya belaya sokamam dedim. Gitmedim velakin. Neyse. O 2 kilo toz zaten kendisini bir 6-7 yıl içeride tutmaya yeter. Neyse arkadaşlar. Ben bugün evde çiğ köfte yapacağım. Etsiz çiğ köfte. Bunun için malzeme aldım. Bak yeşil biber, domates. Lahana salatası yapacağım. Lahana aldım. Onun yanına fasulye aldım. Yarına fasulye yapacağım. Taze fasulye. Maydanoz aldım. Soğan aldım. Onun yanına şöyle mesela biraz hıyar aldım. Ben biz Antepliler hıyarı çok severiz. Özellikle Adana, Diyarbakır tarafında biliyorsunuz arkadaşlar yollarda el arabasında hala satılıyor mu bilmiyorum ama özellikle de Diyarbakır'a indiğimizde buzlu suyun içerisinde salatalıklar satılırdı. Şöyle bunu ben bir güzel yıkayayım. Çok severim. Faydalıdır, güzeldir. Biz Antepliler çok severiz. Özellikle cacık, yoğurt, mor. Çok güzel gider. Gıtır gıtır. Buz gibi. Tamam. Size bir örnek vereceğim. Brezilya'nın ekonomisiyle ilgili.
Arkadaşlar, bu bir hıyar. Bak benim kafamdan daha büyük. Bu normal bir hıyar. Adına pepino diyorlar burada. Brezilya ekonomisinin hıyarla örneğini verecek olursak, Brezilya ekonomisinin %50'sini yani görüyor musunuz arkadaşlar? Bak bu yarısı, bu %50'sini 6 kişi götürüyor. Gayri milli hasılatı 6 kişi götürüyor. Geriye kaldı. Gördüğünüz gibi bak bu hıyar %50'si kaldı. Bu %50'sini kalan gayri milli hasılatın, bakın şimdi size göstereceğim. Burasını 5 milyon zengin götürüyor. Yani bu demek oluyor ki 5 milyon 6 kişi Brezilya ekonomisinin %95'ini götürüyor. Geriye kaldı bu %5. İşte Brezilya'nın geri kalan 245 milyon kişisi bu %5'lik gayrimilli hasılatını paylaşıyor. Brezilya'nın fakir olmasının sebebi aha bu hıyar. Anladınız mı arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. %50'sini 6 kişi götürüyor. Geri kalan %45'ini bu 5 milyon insan götürüyor. Geri kalan 245 milyon insan ise bu geri kalan %5'lik hıyarı götürüyor. Anladınız mı arkadaşlar? Diyorum ya, her seferinde söylüyorum. Brezilya'dan ticaret yapılır. Brezilya'ya gezmeye gelinir. Brezilya'ya abilerimiz gelir. Nasıl Ukrayna'ya gidiyorlar, oraya buraya gidiyorlar. Burada gelenler çok var yani. Görüyoruz, duyuyoruz. Ya Türkiye'deki birçok insanın ya Türkiye İstanbul'da ikinci evi var ya da Ukrayna'da ikinci evleri var. Burada da olanlar artık burada da birkaç tane oluşmaya başladı. Yani hali vakti olan insanlar ayda bir, iki hafta bir buraya gelip gidiyorlar. İkinci evi olarak Brezilyalılara tutuyorlar. Arkadaşlar, Türkiye'de dolar olmuş 14 lira. Burada dolar 5 küsür. 5-5,5 arasında gidiyor, geliyor. 5.20, 5.30, 5.10, 5.40. Bazen 5.50'ye kadar çıkıyor, geri 4.90'a düşüyor. Mesela ben siyasete girmek istemiyorum. Siyasetle konuşmuyorum. Mesela Brezilya'nın Cumhurbaşkanı veya Başbakanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı değil. Veya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Brezilya'da da değil. Şimdi diyeceksiniz ki dolar abi, orada da dolar 5 lira oldu. Burada dolar 15 lira oluyor. Yaklaşık 15 liraya çıkıyor diyorsunuz değil mi? Tamam, doğru. Katılıyorum. Ama şimdi velakin benzin 1,5 dolardan fazla. Benzin 2 dolar. Buranın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı değil ki. Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi Türkiye ile Brezilya'yı karşılaştıracak olursak, Brezilya'yı yöneten Cumhurbaşkanı, tamam burada dolar 5 lira ama benzin 1,5 dolar ile 2 dolar arasında gidiyor. Pis benzin 1,5 dolar, temiz benzin 2 dolar. E biz ne anladık bu işten? Anlatabiliyor muyum size demek istediğimi? Bakın size bir şey göstereceğim bu arada. Bakın arkadaşlar, burada yeni bir parti kuruldu. Brezilya'da AK Parti. Görüyor musunuz amblemlerin lamba amblemi? Bu şekil. Gördüğünüz gibi her yere lambalar takılıyor. Gelecek sene seçimler olacağından dolayı burada yeni bir parti kuruldu. Evet, öndeki araba geçmiyor. Adam rahatsız mı? İyi mi? Geçti. Neyse, ekranı biraz daha kaldırayım şöyle. Siz de daha rahat kurarsınız. Amblemi olarak lambayı koydular. İsmi de beyaz, yani Partido Branco. Burada domatesin kilosu 2 dolar. Salatanın kilosu 2 dolar.
Ondan sonra size ne diyeyim başkan? Benzinin litresi 1,5 dolar, 2 dolar arasında gidiyor geliyor. Temiz benzin, pis benzin diye değişiyor. Yani burada petrol ofisi var. Yani Brezilya'nın petrol ofisi 2 tane. Ipiranga ve BR diye. Abi bunlardan benzin aldın mı yarı yolda kalmak kesindir yani. Yarı yolda büyük ihtimalle kalırsınız. Görüyor musunuz yolların bozukluğunu? Berbat bir yolu var. Ha diyorum ya, buraya gezmeye gelin, tozmaya gelin, ticaret yapmaya gelin. Ha, bu son zamanlarda özellikle hovardalık yapmaya gelenler de çok var. Dediğim gibi burası gezmeye gelinebilecek doğa güzellikleri, eşsiz doğa güzellikleri var. Diyorum ya, gelin sizi gezdireyim, tozdurayım, oğlumu yanına vereyim. Hiçbir ücret talep etmiyorum. Türkiye'den gelecek ve gidecek olursa lütfen bana haber verin. Haber verin ki, çünkü göndereceğimiz eşyalar oluyor, getirtireceğimiz eşyalar olabiliyor. Birbirimize karşılıklı iyilik yapmış olacağız yani. Ha? Diyorum ya. Evet, bu da bize geçti. Geçsin abicim, sorun yok. Sıkıntı yok. Bu da tipo. Türkiye'de vardı herhalde bu. Mesela şu araba. Burada bak, burada bu şekil var. Görüyor musunuz motorcular? iPhone'cular çok var burada. Ha, böyle köprü altından böyle sizi böyle gezdireyim. Bu şekil. Burası ne çok zengin bir mühit, ne bir aşağı bir mühit. Orta hal bir mühit. Buranın parası Türkiye'nin parasına göre 2,5 kat oldu neredeyse. Yani 5500 liraya aldığınız bir doları Türkiye'ye gönderdiniz mi 14.000 TL ediyor. Tamam, Türkiye'den arası, Türkiye'nin parası şu ara çok değersiz, sıkıntılı. Biliyorum. Griz var. Burada da griz var. Yani şimdi arkadaşlar, ben size demiyorum ki Türkiye'deki griz küçük büyük. Ama burada da griz var. Ya yani dünya genelinde bir gıda üzerinde bir griz var yani. Ha, zengin daha çok zengin oluyor, fakir daha çok fakir oluyor. Bunun farkındayım. Yani burada oyununuzu iyi oynayacaksınız. Az önce size hıyarla örneğini verdiğim gibi. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca Brezilya'nın %50 gelirini 6 kişi yiyor. 6 kişi yiyor. Bu 6 kişinin 3'ü de zaten akraba. Geri kalan 5 milyon, %45'ini 5 milyon, geri kalan 245 milyonluk nüfus ise %5'ini paylaşıyor. Milli gelir hasılatının. Düşünebiliyor musunuz? O kadar ki uçurum var. Yani anlayın diye özellikle size hıyarla Brezilya ekonomisini anlatmaya çalıştım. Yani buradaki olay şu. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ama her nerede olursa olsun, dün 5-6 tane Gaziantep'li hemşehrilerimle İngiltere'de derer WhatsApp üzerinden konuştuk kendisiyle. Hatta Raka Rukorika da bağlandı bize Bosna Hersek'ten. Kardeşimin Allah yardımcısı olsun, parayı bulacak, eminim bulacak. İnşallah bulacaktır. Buradan Fuat kardeşime selamlar. Allah yardımcısı olsun. Kendisine çok yardımcı olmak isterdim. Ama burada seyyar satıcılığa pek izin vermezler. Yani dükkan kirası da, dükkan açmak çok mantıklı değil burada. Büyük dükkan açmak çok mantıklı değil. Bu sebepten dolayı kendisine başarılar dilerim. Keşke elimden bir yardımcı olabilecek bir şey olsa. Ama maalesef olamadı. Eren'imle dün görüştü. Eren'im de tabii bu arada okulunu bitiriyor inşallah. Bu biz gurbete çıkan gurbetçiler, burası gurbet değil. Bunu söyleyeyim. Latin Amerika'ya gelen, bak Latin Amerika diyorum, Amerika demiyorum. Amerika başka bir yer, Kanada Amerika. Çünkü orada bir sürü, Kanada ve Amerika'da Türk ürünleri bulunmaktadır. Brezilya'da ve Latin Amerika'da, Venezuela hariç hiçbir Türk ürünü bulunmamaktadır. Bulunmadığı gibi biz bunun birçok sıkıntısını yaşıyoruz. Nar ekşisi, sumak ekşisi, çörek otu, bunun gibi şeyler, basit şeyler bile yoktur arkadaşlar. Biz olmayan şeylerden yapmaya çalışıyorum ben çocuklarıma. Ben çocuklarıma hem burada annelik yapıyorum, hem babalık yapıyorum. Ve bunlardan geçinmeye, hayat şartlarında çalışıyorum. Ha, diyorlar ki, ya biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman
Ya yabancı bunda para vardır. Kardeşim, şimdi bizim burada anamız yok, babamız yok, bacımız yok, eşimiz yok, dostumuz yok, akrabamız yok. Bunlar olmadığından dolayı kendimizi işe veriyoruz ister istemez. Kendimizi de işe verdiğimizden dolayı haliyle parlak fikirler üretiyoruz. Parlak fikirler ürettiğimiz için de kazanıyoruz. Kardeşim, biz hayatımızdan, ömrümüzden ömür veriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Biz hayatımızı veriyoruz yurt dışında. Eşek gibi çalışıyoruz. Evet, evet söylüyorum. Eşek gibi çalışıyorum ben. Başkaları adına söylemiyorum ama birçok %99 yabancı ülkeye giden bu Türkler, bu dostlarım, bu arkadaşlarım, evet biz eşek gibi çalışıyoruz. Ha, niye? Burada bir yabancı olmaz, biz yabancı olduğumuz için güvencemiz olmadığından dolayı ve buradaki açıklarda bulduğumuz zaman biz gece gündüz çalışıyoruz. Hakkıyla, helaliyle çalışanın alnından öpüyorum ben arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Çalmadığı sürece, çırpmadığı sürece el öpmeden yüz gülünmez. Ben 10 yaşındaki insana da müşteriye de abi diyorum. 50 yaşındaki müşteriye de abi diyorum. Benim için müşterinin dini imanı ırkı olmaz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sonuçta burası gurbet. Önemli olan dürüstlüktür. Dürüst olursanız kazanırsınız. Bunu unutmayın. Nerede olursanız olun, dürüst olursanız dostlarım kazanırsınız. Bugün eve gidince çok güzel bir etsiz bir çiğ köfte yapacağım. Ya ben etsiz çiğ köfteyi daha çok seviyorum. Patatesten çok güzel oluyor. Yanına bol limonunu böyle aldım, böyle maydanoz, nane de aldım. Tamam arkadaşlar, evde turpla var, turp da var. Burada turp satılıyor. Habaneçi diyorlar. Turpa habaneçi diyorlar. Buna da hıyar. Burada pepino diyorlar. Bu Japon hıyarı. Domatese tomaçi diyorlar. Tomaçi. Bibere pimenta, pimenta diyorlar. Pimentaon diyorlar. Pimentaon diyorlar. Naneye ise ortala diyorlar. Ortala yarım ortala derler ya. Aa, bu naneye ise ortalan diyorlar. Maşallah mis mis kokuyor. Maydanoza da salsinya diyorlar. Salsinya diyorlar. Hiç emin değilim ki Türkiye ekonomisinin düzeleceğinden, ama güçlü olmalıyız. Birlik olmalıyız. Birbirimize destek olmalıyız. Destek olursak büyürüz. İş ayırt etmemeliyiz kardeşler. Bak tekrar söylüyorum. İş ayırt edersek her zaman bir kişiler gelir o açığı doldurur. Nasıl Brezilya'da biz veya Almanya'da Türkler kardeşlerim, Almanların yapmadığı işleri Türkler yapıyor, açığı buluyor, yapıştırıyor. Ben de burada ya Brezilyalıların yapmadığı işi bulup yapıştırıyorum, çalışıyorum. Türkiye'de de artık açığı siz bulacaksınız. Geçen gün bir konuşmamda ben okumaya karşıyım dedim. Evet, yine söylüyorum. Bana mesajda gelmiş, lütfen Metin Bey böyle yazmayın. Hayır kardeşim, okuyabilen zaten okuyacak kardeşim, okusun. Okuyamayan insanı niye zorluyorsunuz? Okuyamayan insanın üzerine niye gidiyorsunuz? Zor da mı okutacaksınız kardeşim? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Okuyamayan insanı okutmayacaksın kardeşim. Belli de o kendisini belli der. Anlatabiliyor muyum? Diyorum ya, ben okuyan insanın elinden öperim. Ama okuyamayan insana da saygı duyarım. Ya geçen gün bir tane YouTuber arkadaşımız geldi. Abi dedi, gidecekti akşama. Gitme dedim, kal dedim. Tamam mı? Kal dedim. Dedim ki, kal dedim. Tamam abi. Ertesi gün de kal dedim. Ertesi gün de 3 gün kal. Abi dedi, Allah razı olsun dedi. Abi sabahleyin kalktım, orayı yapmış, burayı yapmış. Yanlış yapmış, doğru yapmış. Ama yapmaya çalışmış, karınca hesabı. Yardım etmeye çalışmış. Abi 3 gün dedi, ben dedi dışarıda kalsaydım dedi. Günde 10 euroyu yiyecektim dedi. 10 euro ne kadar ediyor? 60 real yapıyor. Ben dedi, sabah öyle akşam dedi 20'şer lira yesem dedi, 10'ar lira yesem dedi 30 lira dedi. 30 lira dedi şeye versem dedi, hostele versem dedi 60 lira dedi bitirecek minimum en az dedi. Brezilya'da en ucuz geçim günde 60 ile 100 real arası kişi başı. Kişi başı yeme içme yatma harcaması minimum en aşağı 60 ile 100 real arası. Yani bu demek istediğim
15 dolar ile 20 dolar arası demek istiyorum size arkadaşlar. Bu sebepten dolayı sen beni dedi abi 3 gün misafir ettin dedi. 30 euro dedi. 30 euro kurtardın dedi. Ben sana teşekkür etmeyeyim de ne edeyim. Bazı YouTuber arkadaşlarımız var. Geliyorlar buraya bir hafta. Gündüzleri satış yapmaya gidiyorlar. Ve çekim yapmaya gidiyorlar. Akşamlar gelin kalın benim yanımda diyorum. Gelsinler abicim, helal hoş olsun. Yerimiz var. Kalacak yerimiz var. Bir sıkıntı yoktur. Ama yeter ki dürüst olun. Dürüst olursanız kazanırsınız arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Bak tekrar söylüyorum. Dürüst olursanız sıkıntı olmaz. Ben fazla hızlı gitmemeye çalışıyorum ki araba fazla sallanmasın. Görüntü fazla oynamasın diye arkadaşlar. Biraz yüksek sesden konuşmaya çalışıyorum ki telefonla çekim yaptığım için ya telefonla çekimi daha rahat yapıyorum. Seviyorum açıkçası. Bu arada söyleyeyim, hava sıcaklığı burada şu bugün sabahleyin 23 dereceydi, şu an bir 30 derecelerde. Şu an saat 12.58. 12.58 eve doğru gidiyorum. Artık meyve suyu, pasta satmıyorum. Sadece soğuk sandviç servisi ve kahve servisi yapıyorum, dönüyorum. Bir sıkıntı yoktur. Bir yerden eksilir, iki yeri artar. Bir kapı kapanır, iki kapı açılır. Tabii ben seçtim bunu. Bunu ben seçtiğim için böyle. Neden? Artık öğleden sonra süs kabağı işi yapıyorum. Bir gün dostlarımdan, gelen abilerimden, ablalarımdan videosunu çekip size özellikle göstereceğim. Bu ne olarak soracak olursanız, bu bir tornavida. Bu kombinin camı otomatik elektrikli. Elektrik motoru yandığı için değiştireceğim. Değiştirme için garantiye götürdüm. Vaktim olmadan dolayı da bir türlü yaptıramadım. Yani geri gidip taktıramadım. Bana telefon açtılar, gelin takın diye. Neyse. Bunları bu sırada yaptıracağım. Bak burası. Şu an Jarjim Avrupa'dan geçiyorum. Yani Avrupa bahçesi. Jarjim Avrupa diyorum ya bak. Jarjim demek bahçe demek. Hani Avrupa ise Avrupa demek. Avrupa demek. Yani tersten söyleniyor çoğu şey hocam. Tekrar söylüyorum. Brezilya'da ben mesela buranın adı ne? Jarjim Avrupa. Jarjim Avrupa. Ama Jarjim Avrupa Türkiye'den demek, Avrupa bahçesi demek. Yani Türkçe anlamında. Tersten söyleniyor kelimeler. Yani burada bazı kelimeler İngilizce'ye çok benziyor. Gramer olarak İngilizce'ye çok benziyor. Tersten konuşuyor. Portekizce Brezilya Portekizcesi hafiften İspanyolca karışımı vardır. Brezilya Portekizcesi İspanyolca'ya çok benzemektedir. Mesela ben çok iyi İspanyolca konuşmasam da ama İspanyolcayı anlayabilmem çok iyi. Eren, Kerem çok iyi Portekizce ve İspanyolca konuşuyor. Neredeyse ana dilleri gibi. Dünya şu an zenginlerin içerisinde bizler boğulup gitmemek için istikrara, iş seçmemeye, ayrım yapmamaya çok önem vermeliyiz. Biz eğer iş ayrımı yapmazsak tabii ki yabancı gelip çalışamaz. Şimdi burada Brezilyalı çalışmış olsaydı ben bu işi yapabilir miydim? Yapamazdım. Açık olmayacaktı. Bu işte açık olmayacaktı. Ben de bu işi yapamayacaktım. Doğru mu? Demek ki burada bir açığı bulmuşum. Bu işi yapıyorum. Size de diyorum gençler, Türkiye'de eğer okuyamayacağınızı anlıyorsanız okumayın. Ama yok dersleriniz 8 9 10 10 üzerinden 8 9 10 ise okuyun. Ama 3 5 zordan geçiyorsanız niye zaman kaybediyorsunuz arkadaşlar? Zaman kaybetmeyin. Anlatabiliyor muyum? Zamanınızı kaybetmeyin. Bir an önce para kazanmaya bakın. Sakın iş ayrımı yapmayın. Bizi ustamıza götürdüğümüz zaman eti sizin, gemiyi benim derlerdi. Hatta çoğuna da eti de sizin, gemiyi de sizin olsun lan derdi. Anlatabiliyor muyum? Yani burada demek istediğim arkadaşlar, şimdiki 2000 yılının gençleri, milenyum gençleri hazırdan para kazanmayı, iş beğenmeyi, kötek yemeyi sevmiyorlar. Bak burada bunlardan satıyorlar. 5 liraya alacağım.
bak 5 lira yazıyor. Yani 1 dolar. Bak içinde bundan var, bundan var, şundan var. Anlatabiliyor muyum? O ten amarelo. Amarelo ten amarelo iso. Brigante. Ben portakallı sevdiğim için portakallı da değiştirdim. Bak bundan aldım. Bundan aldım. Ben bunları yemiyorum ama bunu çalışan bulaşıkçının çocuğu var, ona vereceğim. Ona hediye edeceğim. Ben sadece şundan ara sıra ağzıma atıyorum. Mentos. Bak bu arkadaşlar 1 dolar. Bunu ışıklarda satıyorlar. Işıklarda adam kazanıyor. Ondan adam 1 real kazanıyor. Ben diyorum, abi diyorum ne kazanıyorsun? Abi vallahi diyor, toptan aldığım için diyor, bunların hepsini diyor, normalde diyor tek tek alsan diyor 7-8 real diyor. Ben diyor bunları toptan alıyorum diyor, 4 reala düşürüyorum diyor. Ama diyor koşuyorum diyor, ediyorum diyor, günde 100 tane satıyorum diyor. 100 real kazanıyorum diyor. 100 real ayda 3000 real eder. 3000 real 600 dolar eder. Asgari ücretin zaten 1100 lira olan bir yerde yaklaşık 3 kat eder. Çalışırsan para var abicim. Burada bak tüplü arabalar fazla yoktur. Tüp taktırmak 1500 dolar burada. 1500 dolar. Tüplü arabayı tüp taktırmak böyle arkaya tüplü 1500 dolar. Fiyat farkı fazla yok geç abi. Tüp bak tüp 1 dolar yani tüp 1 litresi. Kullanan arkadaşlar varsa 1 litre benzinden 1 litre tüp aynı gidiyor mu diye bana bir yazar mı? Açıklama yaparsanız memnun kalırım. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Metin İlköşker. Instagram adresim. Facebook'ta kullanıyorum. Metin İlköşker. Baklavacı Metin İlköşker diye. Ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sayıyorum. Sevgiler, saygılar. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Saygılar, hürmetler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diyorum ya, yavaş yavaş güzel noktalara geleceğiz. Mutfağımızı değiştiriyoruz. Mermerlerimizi aldık. Mutfak dolabımızı yaptırdık. Işıklarını taktırıyoruz. Yakında kliması geliyor. Klimamız geliyor. Daha güzel videolar yapacağız. Şimdi dışarı videolarını daha çok ağırlık vereceğim. Bir iki dışarı videosu, bir iki yemek videosu. Böyle böyle eğitici videolar, öğretici videolar. Küçüklerime de büyüklerime de saygı duyuyorum. Okuyana da saygım var. Ama okumayıp da iş beğenirseniz o işin hiçbir anlamı kalmaz arkadaşlar. Diğer tekrar söylüyorum. Araba tamircisi olun, mekanikçi olun, elektronikçi olun. Yani dizaynçı olun. Yani bir şey yapın. Ama yapın. Bak ben baklavacıyım. Buraya geldim, çaycı oldum, kahveci oldum. Ha görüyor, göstereyim ben size arkadaşlar bak. Ben size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz şişeleri? 130 tane şişe var arkadaşlar. 130 adet şişe var. 130. Bunların hepsini tek tek dağıtıyorum arkadaşlar. Videomu burada sonlandırırken hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere, iyi günler.